Sufinin yolu işi nefsi terbiye etmek. Nefsin heva ve hevesini serbest bırakıp, nefsin heva ve hevesini arzusuna göre yaşamak değil. Şimdi ehli sufi topluluklar, adam topluma derdine düşmüş ya, yani herkes istediği gibi orada nefsi at koşturtabilir. Hiç kimse seslenmiyor. Bir terbiye yok. Sebep? Yani ne için yola çıktın? Nefis terbiyesi için çıktın. Ne için yola çıktın? Allah'ı bilmek için yola çıktın. Yoksa git normalde namazını kıl, orucunu tut, işine devam et. Böyle bir derdin yoksa. Bakın böyle bir derdin yoksa ezan okundu, camiye git, camiden eve, evden camiye, hayatın devam et. Camiye, iş. O üçgenin içerisinde git. Bu da yol mudur? Evet. Bakın yol mudur bu? Evet. Küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yoldur bu da. Adam kendince haramlardan uzak durur. Yaşayabildiği kadar dinini yaşar. Hayatına devam eder. Bu kötülenecek bir yol değildir. Ama Cenab-ı Hakk'ın kullarından istediği bunun bir çıt üstüdür. Bakın bunun bir çıt üstüdür. O nedir? O da Allah'a koş. Ben insanları ve cinleri beni bilsinler diye yarattım ben. O zaman iş farklılaştı. İşte o yüzden normalde nefis ve cihat, nefisle mücadele, nefsi tezkiye etmek, terbiye etmek mantalitesi ortaya çıkar. Hac suresi ayet 78, Allah'ın rızası uğrunda gerektiği gibi cihad ediniz. Tevbe 41, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin.